Hocam çok yavaş çözüyorum soruları. Özellikle yeni nesil sorular çok uzun. Nasıl çözeceğim ya? Soru çözerken hız kazanmak hepimizin isteği. Önce şıklarımı okuyayım, paragrafımı, uzun sorular zor mudur, bir soru kolaysa çeldiricilik var mıdır? Birçok öğrencimizden farklı farklı sorular geldi. Hocam test sorularını nasıl hızlandırabiliriz? Nasıl bu uzun yeni nesil bir soru gördüğümüz yani böyle artık bu tarz sorular bize kısa geliyor. Biz bu, artık bu tarz sorulara uzun diyoruz. Ya da böyle daha uzun tek sayfayı kaplayan sorulara biz artık yeni nesil sorular diyoruz. Ve bu tarz soruları hızlı bir şekilde çözmek, bunlarla alakalı vakit kaybetmeden doğru cevaba ulaşmak için ne yapmalıyız dediniz. Ve bizler de sizler için bir video hazırladık. Şimdi birincisi test çözerken şunu bilmemiz lazım. Test çözmek bilgi ister, yorum ister ve hız ister. Yani siz eğer hızlı bir şekilde çözmezseniz, size verilen 10 soru için belli bir süre uymazsanız, bilseniz bile birkaç tane sorunuz boş kalır. Yorum da önemli çünkü sorunun içerisinde sizin soruda durup, formülleri biliyorum matematikte, işlem yapma yeteneğim de var ama şurada bir yorum katmam lazım. Yani ben burada 4 değil 3 ile çarpmam lazım. Burada 2 tane değil 4 tane olabileceğini hayal etmem lazım demeniz lazım. Ve tabii ki de bilgi. Esasında yeni sorularda bize bilgiyi veriyorlar. Yani üste mutlaka matematikte fen de burada üstüne bilgiyi koyuyor. Ama bir işe yaramıyor zaten. Bir işe yaramıyor esasında. Çünkü o bilgiyi önceden senin çoktan hazmetmiş olman lazım. Peki hız ve pratiğimizi nasıl artıracağız? Bu nasıl olacak? Herkes diyor ki tamam hocam hızlıca çözelim, pratik bir şekilde çözelim ama bunu nasıl yapacağız? Birincisi biz test çözerken her zaman denemelerde uygulayacağımız yönteme kendimize alıştırmamız lazım. Yani kolaydan zora doğru çözmemiz lazım. Yani bir turlama taktiği uygulamamız lazım. Yani bize diyelim ki hoca bir test verdi. Bakın deneme sınavlarında zaten bunu söyleyeceğiz. Ama diyelim ki bir ödevim var. Sana toplamda işte 10 kaç olmuş mesela 6 soru verilmiş. Sen bu 6 soruyu yaparken eğer ilk soruda takıldıysan üf ben bu testi yapamıyorum diye bırakırsan hiçbir zaman başarılı olamazsın. Ya da bu soruya çok uzun süre verirsen bir kere süre tutmamış olursun ve bir anda bu sorudan sonra ya 6 soru çözdüm yarım saat olmuş dersin. Halbuki önce bu soruda takılmayıp bu soruya geçsen, ardından bu soruya baksan, sonra bu soruya baksan, sonra bu soruya, sonra takıldığın soruya baksan. Normal test çözerken bile bu Antep fıstığı dediğimiz, turlama taktiği dediğimiz yöntemi uygulasan gerçek sınavlarda çok büyük başarı elde edersin. Antep fıstığı yöntemimiz nedir? Yani fıstıkları yerken sen kapalı fıstıkları mı yersin önce? Onları da kırmakla uğraşırsın Tonguç'um yoksa açıkları mı yersin? Ben direkt zaten kabuksuz alırım. Direkt kabuksuz. Direkt kabuksuz olsa daha iyi. Ama diyelim ki Antep fıstığı yerken bizim en açık, sevdiğimiz... Açık olanları alalım. Açık olan çıt hemen açıkları yersin. Sonra önüne bir kapalı geldiği zaman onu arka plana atarsın. Niye? Çünkü eğer onunla uğraşırsan dişin acır kıramazsın. Kapalılar bir dursun dersin. Önce açıkları ben rahat rahat fıstıkları yiyeyim. İşte dolayısıyla sen de soruları çözerken denemelerde, testlerde önce konuyu öğrendikten sonra şak diye hemen zor sorudan başlarsan yani temel seviye soru değil de ben önce şunu bir çözeyim. Ya bir dakika kardeşim sen bu soruyu çözmeden önce daha basit, daha kısa soruları çözmelisin ki bir moral depolayasın. Ve soru çözerken de süre tutmalısın. Ya aman başladık işte bakalım saat 2 gibi oturdum ben. Hayır. Saat 2'de oturduysan mesela öğlen 2'de oturdum diyelim ki 14'te oturdum ve 14.30'da kalktım. Toplamda 20 soru çözmem lazımdı demelisin mesela sözel sorular için. Bu yüzden sen süre tutarak ilerlemelisin. Çünkü sınırlı sürede sınırlı sayıda soru çözmen istenecek. Kendimi alıştırmam gerekiyor. Harikası. Kendini şimdiden alıştırırsan bu senin için. İlk başlarda süreyi bol tut. Mesela matematikte sana 2 dakika süre verecekler LGS'de. Ama sen ilk başlarda yeni sorular için kendine 10 dakika süre verebilirsin. Yok ben, artık. Tabii ki 10 dakikayla başlayabilirsin. Sonra bunu 7 dakika indir. Sonra 5 dakika indir. Sonra 3 dakika. Sonra bir bakarsın ki gerçekten süper öğrenciler gibi sen de 2 dakikada soruları çözebiliyorsun. Soruları ciddiye almalısın. Mesela bir soru çözerken aa ne güzel soru ya işte falan güzel yapmışlar resim. Hayır. Bu soru senin iyi bir liseyi kazanmanı sağlayacak bir soru olabilir diyeceksin. Bu sorunun benzeri çıkabilir. Mesela şu soru şöyle göstermek istiyorum. Çok şu sorunun aynısı hocam. Bizim kitabımızda hazırladığımız bir soruydu bu. Aynısı birebir geldi LGS'de. Aa bu soruyu çözen öğrenciler ya işte yanlış yaptım neyse karakola okutaraktan sorun çözümüne bakmayayım. Veyahut da işte, ben bunu dikkatli okusam çözerdim ya deyip çözenler belki de sınavda o soruyu kaçırdı. Ama bu soruyu ciddiye alanlar veyahut da şu soruyu ciddiye alanlar herhangi bir soruyu şöyle normal bir soru da olabilir. Bunun benzeri büyütülerekten değiştirilerekten benim sınavda karşıma gelebilir dersen her soru sınavda bana bir bilgi olarak karşıma çıkabilir diye ciddiye alırsan bu soru sınavda gerçek sınav çıksa yapabilir miyim dersen emin ol çok daha hızlı, çok daha doğru bir öğrenme gerçekleştirir. Çünkü 10 saat boş çalışmak yerine 1 saat verimli bu sınavda çıkabilir. Mesela ben sana diyorum ki bak bunlar sınavda çıkacak sorular Tonguç'um. Burada 30 soru var. Bu 30 sorunun 30'da sınavda çıkacak desem sen ne yaparsın? Hepsini deli gibi çalışırım. Hepsini yutarsın, çok iyi öğrenirsin. İşte esasında doğru kaynaklarla çalışıp doğru düzgün çalıştığımızda yani bu soru sınavda çıkabilir diye çalıştığımızda gerçek sınavda problem yaşamayız. Unutma her sorunun kendine özgü bir mantığı var. Yani bazı sorularda soru kökünden başlaman gerekiyor. Bazı sorularda seçeneklere göz atman gerekiyor. Bazı sorularda altı çizili kısımlara çok büyük dikkat etmen gerekiyor. Şimdi
Önce soruyu bir bütün olarak incele. Yani sana bir soru verdi. Şöyle uzun bir soru verdi. Şöyle diyelim ki şuradan bir tane soru var. Böyle bir soru var önünde. Soruyu önce bütün olarak odaklan. Bir resim verilmiş. Herhalde bunu boş boşuna vermediler. Sonrasında da bir soru kökü var ve uzun seçenekler var. Bunu gördün. Detaylara mutlaka odaklan. Hiçbir soruda hiçbir bilgiyi gereksiz yere koymazlar. Yani diyelim ki matematik sorusunda sana bir soru verildi ve bu matematik sorusundaki soruya bakarken sen örnek veriyorum. Mesela diyelim ki şurada burada işte 523, 432, 623 yazıyor ya da şurada 3 üzeri 4 yazıyor, 2 yazıyor. Veyahut da şurada ağaçların dallarını vermiş ama burada yapan hani fraktal konusu bir bilgi, böyle bazı bilgiler verebilir sana. Ya da şöyle bir form, bunların hiçbiri fazla dursun, güzel olsun, aman resim yaptık işte çocuklar mutlu olsunlar diye konulmaz. Mutlaka her birinin bir nedeni vardır. O yüzden sorudaki detaylara odaklanman lazım. Altı çizili veya kalın karakterli ifadeleri daha iyi okuman lazım. Türkçe'de, matematikte, fende, sosyalde, inkılap tarihinde hep sonlara doğru, inkılap tarihinde sonlara doğru koyarlar. Uyulmamıştır, yoktur, bulunamaz, çifttir gibi şeyler söyler. İngilizce'de tabii yüklem yeri farklı olduğu için ortalara koyuyorlar. Buna dikkat ediniz. Ön yargılı asla olma. Ya ben böyle uzun soruları çözemem. Ben böyle matematik sorusunu yapamam. Bana böyle sorular çok zor geliyor. Ben bana işte, böyle sorularla gelme. Bana böyle sorularla gelme. Ben zaten matematik, bu tarz ön yargılardan mutlaka mutlaka uzaklaş. O tarz şeylere yaklaşma. Matematik çok zor. Bak benim bir öğrencim vardı. Matematik yapamıyorum. Evet, benim bir öğrencim vardı. Sınavdan önce Eylül ayında, Ekim geçen sene girdi sınava, bir anonim sesini kazandı. Eylül ayında, Ekim ayında, Kasım ayında yapamam, yapamam diye vazgeçti. Aralık'ta da vazgeçti. Ben yapamıyorum hocam dedi, yapmayacağım dedi, istemiyorum dedi. Yani hocam demiyordu bana gerçi, bir akrabamızdı, çalışmıyorum dedi. Sonra baktık arkadaşların hepsi çalışıyor. Çalışkanlar da çalışıyor, tembeller çalışıyor. Gaza geldi. Gaza geldi. Onlarla beraber çalışmaya başladı. Ve bir baktı ki esasında en başta çalışsaymış Eylül'de, Ekim'de sorulardan vazgeçmeyeyim, gayret gösterseymiş, şu anda çok daha yüksek bir net alabilirdi. Çünkü şeyden sonra, Ocak'tan sonra, Mart'tan sonra bile çalışaraktan gene 12-13 tane net yaptı ve dedi ki hocam dedi, ben dedi eğer daha erken başlasaydım, eğer en baştan ön yargılı olmasaydım, ön yargıları parçalamanın atom parçalamaktan daha zor olduğunu bilseydim bu sorularda ben 18-19 belki 20 net bile yapabilirdim dedi. Çünkü geç kaldı. Dolayısıyla ön yargılarımızdan uzaklaşacağız. Soruları okurken, bak çok önemli bu da, yine az önce söylediğim gibi, bazen soruyu okurken hemen öğrenci cevabı odaklanır. Ya bu tür sorularda işte şu sorunun cevabı şu mu acaba? Acaba cevabı ne? Hemen insan hep hayatta böyledir. Bir an önce mükafatına odaklanmak ister. Der ki ben hemen kazanayım bitsin gitsin. Acaba şu lise nasıl olacak? Armut piş ağzıma düş. Hep böyleyizdir. Genellikle bu bende de vardır. Tonguç'ta da vardır. Şu anda beni izleyen... Armutu kim pişiriyor hocam? Ne alaka? Armutu güneş pişiriyor. Güneş enerjisi gökyüzünden geliyor. Aa, o yüzden diyorlar. Onu pişiriyor. Sen de aşağıda armut ağacının altında yatıyorsun. Şup diye ağzına düşüyor. Esasında bize verilen bütün meyveler pişirilerekten geliyor. Yani biz gidip bir armutu, muzu, karpuzu pişiriyor muyuz? Pişirmiyoruz. Onlar pişip direkt geliyor. O yüzden o deyim, o atasözü bize bu şekilde ulaşmış. Soruyu okurken cevabını düşünme, hızını düşür. Sen soruyu okurken sadece soruya odaklan. Ya bu soru neymiş? Bu soruda ne diyordu? Cevaplar acaba, cevabı ne olacak? Bunu hızlı yapabileceğim diye düşünme. Zaman kazanmak için soruyu okumadan cevap şıklarına bakmak veyahut da yanlış seçenekleri elememek sana çok büyük zaman kaybettirebilir. Yani sana bir soru verildi mesela, diyelim ki sen baktın turkuaz, yıldız, paşa, ya bir dakika sen buraya bakıyorsun ama bundan önce sorunun mavi kökünü, yani soru kökünü, sonra buradaki bilgilere odaklanmam lazım. Bazen bir öğrenci, bilhassa sözel derslerde bu çok daha fazla oluyor. Hatta şöyle örnek göstereyim sana, diyelim ki bir matematik sorusundan değil de şöyle cümleli bir cevap olan. Ha, burada mesela seçeneklere baktın. Mesela ben o öğrenciler çok görüyorum mesela. Elma, elma, elma. Demek iki tane elma var. O zaman acaba. Hayır hayır, öyle şeylere odaklanma. Sen direkt soru köküne odaklan. Ya da Türkçe'de soruyu çözerken mesela beceri temel yeni nesil bir soru çözüyorsun. Burada şunlar olmuş. Ya bir dakika, sen daha soruyu okumadın ki. Sorunun üstüne verilen bilgileri zihninde odaklamadın ki. Dolayısıyla sen benden ne istiyor soruda demelisin. Ve sonrasında da sana verilen bilgilere göre soruları çözmelisin. Uzun paragraflı sorularda seni asla korkutmasın. Çünkü esasında Milli Eğitim Bakanı da, sınav sorularını hazırlayan ölçme değerlendirme başkanı da, YÖK başkanı da, yani üniversite sınavındaki abilerinin, ablalarının girdiği sınavları hazırlayan yetkili kişiler de, ÖSYM başkanı da, dördünün de söylediği önemli bir kelime var. Diyor ki hepinizi yamultacağız. Hayır, öyle bir şey demiyorlar. Dördünün de söylediği şey şu. Hayır, sınavlar için demek istiyorum. Ha, sınavlar için. Sizlerde arkadaşlar diyor, çok kitap okuyanların kazanmasını istiyoruz. Yani çok kitap okuyan, uzun paragraflı soruları yapabilen öğrenciler başarılı olsun istiyoruz diyorlar. Çünkü eskiden sorular kısa kısa böyle mintoş mintoş bilgiye dayalı sorulardı. Ama şimdi böyle uzun uzun,
daha yorum gerektiren. Alın size. Daha uzun, daha resimli, daha böyle bak. Gazetenin sayfasını aynen koymuşlar ya. Aslında güzel duruyor ya. Güzel duruyor. Aslında biraz daha eğlenceli bir şekilde. Ama uzun sorular. Niye biliyor musun? Çünkü bu öğrenci iyi bir liseye gittiği zaman zaten fen lisesinde, anadolu lisesinde bir sürü yazı okuyacak. Şimdiden kendini okumaya, şimdiden kendini araştırmaya, şimdiden kendini sıkılmamaya alıştırsın istiyorlar. Ders çalışacağım, hızlı okuma kursuna gitseydim keşke. Dolayısıyla o da güzel bir şey. Uzun paragraflı sorulardan asla endişelenme, asla korkma. Çünkü uzun soru esas içerisinde çok daha fazla bilgi içeren, çok daha fazla detay içeren senin için kolay sorudur. Ama uzun sorunun zorluğu şudur. Bu da klasik kandırmacadır. Evet, uzun sorunun zorluğu şudur. Aa, uzun soru demek ki çok zor. Hayır. Dikkatlice tek tek adım adım. Hocam okumak bile 2 dakika sürüyor ya. Olsun, okumayı 2 dakikada yapacaksın. Sonra soruyu çözeceksin 3 dakika. Ama ilk başta 3 dakikada, 5 dakikada çözeceksin. Bak tekrar söylüyorum. Şu anda bugün denemeye girmeyeceksin. Bugün LGS'ye girmeyeceksin. Şu anda sen antrenmandasın. Mesela futbolcular ne yapıyorlar? Hiç futbol sahası yapmayacakları hareketler yapıyorlar böyle. Bir gidiyorlar bir buraya. Bir yürüyorlar, şınav çekiyorlar. Maçta hiç şınav çeken... İstasyon çalışması. Evet. Sen hiç maçta şınav çeken birini gördün mü? Maçta şınav çeken hiç görmedim bu. Hiç görmedim. Saçma sapan bir şey. Ama maçtan önce adamlar, antrenmanlara başlamadan önce bir şınav çektiriyor önce antrenör. Sonra barfiks çektiriyor. Sonra işte mekik çektiriyor. Sonra yürüyüş yaptırıyor. Kısa koşular yaptırıyor. Daha hala maç yapmadılar. Hala top oynamadılar. Dolayısıyla sen şu anda matematik sorusunu 10 dakikada çözebilirsin. Yani uzun bir matematik sorusunu aldın. Şimdi bu soruyu çözdün. Tamam, bir uzun sürede çözdün. Şöyle bir uzun bir matematik sorusu var. Veya böyle uzun bir matematik sorusu var. Daha doğrusu şöyle daha uzun bir tane bulayım sana. Şöyle uzun bir matematik sorusu var. Oo. Ya ben bu soruyu mutlaka 2 dakikada çözmeliyim. Şu da çok uzun ya. Evet, şu da çok uzun. Ben bu soruyu 2 dakikada çözemezsem Hayır. Hayır. Bu sorunun çözümünü anlatan hoca bile bazen 10 dakika anlatıyor. Biz kitaplarımıza detaylı anlatım yapıyoruz. O zaman sen de bu sorunun çözümünü 10 dakika verebilirsin. Her zaman 10 dakika mı? Hayır. Eylül ayında 10 dakikada çözersin, Ekim ayında 10 dakikada çözersin, Kasım ayında 8 dakikada çözersin, Ocak ayında 6 dakikaya düşer. Sonra zamanla bir bakmışsın ki artık denemelerin başladı. Ocak ayından sonra rahat rahat 2-3 dakikada çözebiliyorsun. Bazen boşlar oluyor ama zamanla süreyi artırdığını görürsün. Eğer ben şimdi 2 dakikada çözemiyorum diye vazgeçersen zaten o zaman yarışı bırakmış olursun. Her gün en son maddemiz de burası, zaten bunu da söylemiştik. Her gün mutlaka ama mutlaka 40 dakika kitap okuman gerekiyor. Çünkü uzun paragraf sorularını, çünkü hem matematikte, hem fende, hem Türkçede, hem inkılap tarihinde, hem de dinde, hatta İngilizce'de ama tabii İngilizce kitaplar farklı. Artık uzun paragraflı, hikayeli, metinli, güncel yaşamlardan örnekler içeren, deneyleri yorumlamamızı isteyen sorular soruluyor. Dolayısıyla sen kitap okuduğunda dikkat yeteneğin gelişir. Sana değil matematikte, İstedikleri branşta upuzun bir şeyler verseler bile ben zaten günde bu kadar çok kitap okuduğum için ben bunu anlayabilirim dersin ve rahatlıkla başarılı olursun. Hadi bakalım ödülü sorumuzu yap, yorumlara yol at. Sağ ol hocam.